Selamun aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah. Saat şu an 9.35. Hatta 40 olmuş. Şimdi telefonu pileye basmadan açtım. Saat 9.40. Dün demiştim ya şeye gideceğim. Evrak gelmiş bana, yoklama memuru gelmişti. Tekrar şeye gideceğim diye vergi dairesine. Şimdi bana vergi dairesinden verilen o banka evrağıyla dün yoklama memurunun verdiği evrağı aldım. Vergi dairesine gidiyorum. Ama şöyle bir şey var. Tekrar bankaya gitmem gerekiyor ya. Benim banka hesabım burada Kilimi Şubesi'nde açık. Yani onu eğer Zonguldak'taki merkezdeki Ziraat Bankası'ndan yapabilirsen ne ala. Yapamazsam tekrar Kilimli, tekrar ondan sonra Zonguldak vergi dairesi. İnşallah öyle bir şey başıma gelmez de. Dur bakalım sabahleyin de Allah seni inandırsın. Kız koşa koşa ev topladım. Arkamdan biri mi geliyor? Yok. Kız koşa koşa ev topladım ya. Ay ya, anlatamam sana. Çünkü niye? Şimdi sabahtan işlerimi halledip eve yetişmenin derdindeyim. Yani 12.30'da bilemedin 35, bilemedin 25. Eşim yemeğe geliyor diyorum ya. O gelirse yetişmeye çalışacağım eve ki hani böyle Zonguldak Kilimli arası git gel olmazsa. Bakalım. Eşim gelmeden dedim şöyle. Şimdi eşim de gelecek. Yemek hazırlama işi olacak. Ben de dışarıdan gelmiş olduğumda posam çıkacak. Biliyorum. Çünkü hep diyorum ya dışarı çıkıp eve gelince posam çıkıyor. Dedim ki uğraşamam. Her yeri toparladım. Bir tek tuvaleti yıkamadım. Bir de lavaboyu ovmadım. Eve gidince de onları yaparım. Çünkü dışarıdaki işimi halledemeyeceğim. Eve yetişemeyeceğim. Daha örgü de örmedim. Neyse canlarım. Bugün inşallah yani önüme de bakıyorum. Kapaklanmayayım burayı diye. Canlarım inşallah Zonguldak Kilimli arası yapmadan Zonguldak'taki o Ziraat Bankası'nı halledebilirim de işimi. Bakalım bir de otobüs kartı alacağım kendime. Dedim ya biz burada şeyde otobüslerde kart sistemine geçtik diye. Onlar geçtiler, biz hala geçemedik. Yani ben daha hala kart almadım. Oğlum aldı da, büyük oğlum. Ufak olanla ben, bir de eşimi almadık. Eşime belediyeden bir tane şey vermişler, evrak vermişler. Evraklarından gidiyoruz. Onunla alacakmış herhalde. İndirimli mi olacakmış, bir şey olacakmış. Ben de şimdi normal nüfus cüzdanımla vereceğim. Küçük oğlana da şey, öğrenci belgesiyle alacağım. Neydi kız eskiden? Şeyler adını de. Şoförler ayrı uğraşıyordu, biz ayrı uğraşıyorduk. Para ver, üstünü al. Ya, neresi? Birinci durak yok. İşte karadan bilmem ne. Sıkıntı oluyordu yani. Şimdi dırt dırt okut geç. Neyse canlarım. Kız arkamdan biri geliyor sanıyorum. Tövbe estağfurullah. Hadi gidelim inşallah şu hani Zonguldak Kilimli arası gidip gelmem de bugün o işi çarşıda halledip hemen eve dönebilirim. Bakalım. Hadi görüşürüz. Günüzün beni bekle ya. Kartımı aldım. Bak şöyle bir kart. Yani düşün bak, buna belki bir ay önce geçiş yaptılar, ben daha yeni alıyorum. Neyse şimdi otobüsü bekleyelim. Havada şansımla yine iyi kız. Vallahi şansım aynı şekilde bu bankadan da olursa bugün erkenden eve dönebilirim inşallah. Diyor mu? Tabii tığ çekmedim kız. Vergi dairesinden çıktım ama yine elim boş, döndüm dönmedim gibi bir şey. Anlatacağım eve gidince. Şuradan şimdi simit alacağım. Geçen hani eşimle beraber almıştık ya geldiğimizde. Genelde hep buradan alıyorum zaten simiti. Elimde bir vaylamet şey var, bak poşet var. Bunun ne olduğunu sana anlatı vereceğim. Gerçi poşet yırtılmış kız. Neyse. Şuradan simitimizi alalım. Doğru şuradan otobüs durağına. Artık kartlıyım ya. Ay şimdi hava ata ata girerim arabaya. Neyse simitimi de alayım. Simitimi de aldım. Şimdi dediğim gibi dolmuş durağındayım. Şuradan kalkıyor zaten bizim otobüsler bak. Oradan dediğim gibi şimdi kartın havasında atarım. Sanki bir tek kart bende var. Tövbe yarabbim. Neyse canlarım. Şöyle de göstereyim sana. Artık eve, eşime de yetişeceğim. Hiç sıkıntı yok. Bir de sahil yoluna denk gelirsem var ya yine. Tadından yenmez ama saatlerini bilmiyorum. Artık şansıma. Hadi bakalım. Evdeyim. Yetiştim. Saat 12:25 geçe eve girdim. Ama sana bir şey diyeyim mi? Videoyu açmak için biraz bekledim. Çünkü bak yine adam karşımda. Bir tül vardı, ben tülden beni görmeye. Yani bu sayırtı kıyamet kopuyordu. Tabip dedi ya buranın şey işi, dış cephesi. Eve yetiştim. Ben dolmuştayken zaten eşimi aradıydım. Hani ben eve geçiyorum. Sen de gelirsin öğlen yemeğine diye. O da tam eve girdim. Anahtarına kapıyı açtım. Ta kapatmadım yani. İçeri ayağımı attım. O aradı. Hemen çay koydum. Simit şey yaptıydım ya. Aldıydım ya. Şimdi bir çay simit yapacağız. Kahvaltılık çıkaracağım yanına. Simidin yanında peynir, domates,
Bir de zeytin olmazsa olmazımız. Yani onlarla beraber şöyle bir güzel simit falan yeriz, onunla çay içeriz. Bir de çay ağzıma akıyor, Allah seni yandırsın. Bir de bak sana şeyde gösterdim ya, çarşının içinde. Bizim bu cenaze tam belki bir sene falan oldu. Olmadıysa da böyle artık dayanmıştır yani bir seneye. Bizim bu güzelimiz şeydi, bozuktu. Biz bunu yaptırdık bak. Bilgisayar öyle iyidir yani ha. Laptopu yaptırdık. Tam Allah seansı karşı tuttu biliyor musun tamiri? O kadar içinden geçmişler çocuklar. 3800. Kim oğluşum arayayım. Neyse birazdan ararım onu ben. Meşgul alsam şimdi video kapanacak. Bilgisayarı merak etti ya. Dedim ona da bilgisayar geldi diye. Daha doğrusu tamir edilmiş diye. Bak. Bu tuşları muşları hiçbir şeysi yoktu. Bak şöyle göstereyim sana. Cillop gibi yapmış adam vallahi, bir de elimi almaya korkuyorum bir daha bir şey oldu diye. Çünkü 3800 lira şey az para mı? Yenisini dedik almaya kalsak alamıyor zaten şimdi. O yüzden bunu işte yaptırdık. Şimdi bunu hemen şarja takacağım. Yapamadım. Şarpman olmuş benim kız. Yapamadığım işlerimi yapacağım bundan. O işte YouTube'da bazı işlerim oluyor. Bundan yapamıyorum. Telefonu yapayım, o da zor oluyor. Neyse bilgisayarımız da yapıldı, götürdüm. Çay niye kaynamadı onu anlamadım. Dibine taş düştü herhalde, dur. Sen ne şeysin bakayım. Ay şu altına açayım. Şunu çarpıyor, bugün bağlayamadım kız. Neyse dur. Sen de şurada dur. Çayımız kaynar şimdi. Biz çayımızı içelim. Ondan sonra simidimizi yiyelim. Yanında peynir, zeytin, domatesten beraber. Ondan sonra ben örgü videomu çekmem lazım. Şimdi diyorsan adamdan zayır zayır ediyorlar cam şeyin önünde, camın önünde. Tam benim bu camı evim önünde. Neyse bu zayırtı böyle tam fazla şey yapmadan yine böyle vlog çekelim de örgüyü çekemem. Örgüyü arada halletmem lazım çaydan sonra. Ondan sonrası devam edeceğiz. Yemek de ta dün akşam. Bunlar iyice taş şişmişler bak. Taş şişmişler. Bunu şey yapacağım, yemeğini koyacağım. Yanına pilav yapacağım. Bugünkü yemeğim de bu. Sucuklu yapacağım bunu. Neyse çayımızı içelim. Birazdan geleceğim. Eşim böyle eli kulağında kapıyı açtı açacak. Birazdan geleceğim. Bacılarım valla aklım çıka çıka. Yine düdüklü yaptım kuru fasulyeyi. Akşamdan ıslatmıştım. Hatta dün ıslatmıştım ben onu. Gündüzden. Ama yine de böyle dedim ki hemen düdüklü de pişsin. Ama bak farkında mısın? Altını çok ağır açtım bak. Ağır ağır pişiyor. Pilavımı da koydum hemen. Kuru fasulyenin yanında zaten pilav olmazsa olmaz biliyorsun. Her zamanki gibi pirinç pilavı. Marulumu da şöyle yeşilliğimi de yıkadım. Bu da şimdi eşim falan gelene kadar, evdekiler gelene kadar iyice suyunu süzdürür. Bu tamam. Aslında bir aklım diyor ki şimdi bir tatlı mı yapsak? Bir tane Instagram'da görmüştüm. Şöyle short video olarak paylaşmışlar onu ama. Yok pardon, YouTube'da. Onu yapalım ya. Dur bir tatlı yapalım seninle. Şimdi bacılarım dediğim gibi tatlı yapmaya hemen başladım. Malzemeleri zaten çok kolay. 125 gram kadar tereyağını aldım tencereme. Bunu şimdi eriteceğim. Erittikten sonra da içine şöyle bir su bardağı un koyacağım. Önce bunu ben şimdi eriteyim güzelce. Bunun hem kokusu çıksın, hem böyle erisin, iyice böyle sıvı hale gelsin. Ondan sonra beraber unu ilave edelim. Hızlı bir giriş oldu farkındayım. Çünkü saat bayağı ilerledi. Benimkiler gelene kadar bunları halletmem lazım. Yağım eridi. Fazla şey yapmadan böyle yakmadan hemen unumu üzerine ekledim. Şimdi bu unumu bu yağla beraber biraz böyle şey yapacağım. Kavuracağım kokusu çıkana kadar. Kokusu çıktıktan sonra da üzerine şeker ekleyeceğiz, vanilya ekleyeceğiz. Bir de şey neydi kız? Bir de süt. Bir litre süt ekleyeceğiz. Ben şimdi bunu da böyle iyice kavurayım. Bunun kokusu çıksın. Ondan sonra sütünü, şekerini, bir de vanilyasını verelim. Unumun rengi döndü, kokusu da çıktı. Şimdi bunun üzerine tam tamına 1 litre süt ekleyeceğim. Şöyle iyice kenarına sıkı sıkı şöyle dökelim. Onun keyfini beklemeyelim. Tamam. Şimdi bunu üzerine ben bir su bardağı da şey koyacağım. İsmini söyle. Şeker koyacağım. Ondan sonra da vanilya ekleyeceğim. Bu böyle iyice pürüzsüz kıvam alana kadar ben bunu bu şekilde pürüzsüz kıvam alsın, muhallebi kıvamına gelsin. Bir bardak şekerle vanilya da ekleyeyim. Ondan sonra kaseler alacağız. Sonra bir işlem daha yapacağız buna. Muhallebimin içine ben şekerimi ekledim. Vanilyamı da ekledim. Bak artık bu oldu. Görüyor musun kıvamı? Gerçi şöyle bak şöyle anlarsın zaten. Bunu şimdi ben geçen sana bir dondurma kaba göstermiştim ya. O dondurma kaplarının içine koyacağım. Böyle şekeli şekil. Şöyle güzel bir kabım var. Onun içine dökeceğim. Ondan sonra buna karamel sos yapacağız. Tamam mı? Ben şimdi bunları kaselerimi boşaltayım. Sonra karamel sos için gerekli takım tertibatı toplayıp geleyim.
bacılarım, burada tam tamına bak şu ölçekle, bak şu bardakla, her zamanki bardağımı kullanıyor. Bununla tam yarım su bardağı şeker var bunun içinde. Şimdi bunu böyle iyice eriteceğim. Hani karamelize kıvamı diyoruz ya. Eriteceğim. Erittikten sonra da üzerine su ekleyeceğim. Ondan sonra da nişastayla, suyla nişasta açtım. Onu ekleyeceğim. İnşallah şöyle pürüzsüz bir kıvam elde edeceğiz. Yani şu anda tatlımızın üstünün karamelini hazırlıyoruz. Karamel sosunu. Ben bunu kavurayım. Bu böyle rengini döndürsün işte. Hani o karamelize kıvama gelsin. Ondan sonra su ekleyeceğiz beraber. Şekeri de erittim. Üstüne şimdi bir su bardağı su ekleyeceğim. Şöyle. Biraz tabii yavaş. Biraz daha ekleyelim. Tam bir su bardağı suyla bunu şimdi böyle iyicene pürüzsüz olana kadar karıştıracağım. Ondan sonra da içine nişasta açtım dedim. Bak 1,5 çorba kaşığı. Onu da yarım şey su bardağı suyla açtım. Kız ne oluyor? Açtım, onu da bunun üzerine ekleyeceğim. Önce bir şunu falan eritelim. Kıvam, pürüzsüz kıvama gelsin. Ondan sonra nişastasını ekleyelim. Şimdi bu da tamam. Demiştim ya sana. Nişasta erittim diye. Biraz kekeme konuştum ama. Bak şöyle hatta onu bir kere daha karıştıralım. Yarım su bardağı suyla, tabii yarım su bardağı suyla 1,5 yemek kaşığı bununla nişasta açtım. Bunu da şimdi bunun içine ekleyeceğim. Koyu kıvam alacak bu. Koyulacak ya, ondan sonra tatlının üzerine koyacağım. Hadi bakayım, senden de ümitliyim. Ay kenara da sıçradı, neyse. Bu şimdi biraz daha böyle koyulaşsın. Artık en son senle bunu tatlının üzerine şöyle bir gezdireyim. Ama şöyle diyeyim sana, şey var ya... Neydi kız adı? Muhallebisi var ya kız, çok güzel olmuş. Hep de çok güzel olmuş diyorsun diyeceksin ama gerçekten hani böyle unu kavuruyorsun ya. Ay bir ayrı tat verdi yani ona. Neyse ben şimdi bunu da halledeyim, karamel sosunu. Ondan sonra tatların üzerine gezdireyim, bir bak sen nasıl olacak. Kıvamını aldı gördüğün gibi. Şimdi bu doğru tatların üzerine. Tatlımın son halinden bir önceki hali. Şöyle biraz fazla geldi muhallebisi bu kaplara göre. Buna da koydum. Bunu da böyle süsledim. Bunun üstüne ne gider şimdi? Hindistan cevizi. Şöyle güzelce sağını solunu da Hindistan ceviziyle süsleyeyim. Tabii akarsa. Ak kız. Telefon da sallanıyor. Dur ben hepsine dökeyim de geleyim. Tamam, artık son halleri bu. Hindistan cevizini biraz fazla koymuşum ama daha güzel olmuştur herhalde değil mi? Bunu da süsleverdim kız eksik kalmasın diye. Nasıllar ama? Ama sen dedene gerçekten güzel bir tatlı. Ben hatta muhallebisinin tadına falan da baktım. Ay kız çok güzel. Hani böyle unu kavuruyorsun ya. Ay o kadar da diyet yapacağım dedim ama bunu böyle yarısını falan yerim herhalde. Belki de tamını yerim, belli olmaz. Neyse canım. Tatlım bu. Ben şimdi senden şöyle bir göz göze geleyim, sana bir veda edeyim. Çünkü artık ben de dinleneceğim. Esra da başladı. Benimkiler gelene kadar, hatta büyük olan geldi. Ufa da geldi. Eşim gelene kadar biraz Esra'nın karşısında hem dinleneyim hem de örgüm öreyim. Vallahi ne yalan söyleyeyim, daha hala mutfağı toplamadım. Tatlıları kaldırdım sadece. Yemeklerimi yaptım. Salata malzemesini ayıkladım, temizledim. Hepsi hazır. Tatlım da hazır. Tanrı olsun değil mi? Dediğim gibi azıcık dinlenmem lazım. Çünkü belimde böyle çok hafif bir ağrı kaldı. Yani şu kadarcık diyebilirim. Yani hiç ağrımaya desem yalan. Yani o zaman başım ağrır yemin edersem. O yüzden böyle artık dinlenmem lazım. Yani hissediyorum. Oradan doğru sinyal vermeye başladı. Şimdi vergi dersine de gitti ki ben onu atlamışım. Bugün niye gittin Zonguldak'a? Şimdi ben oraya gittim. Benim girişlerimi yaptılar. Şey için hani neydi? Ha bana dün şeyden yoklama memuru bir tane evrak verdiydi ya. Onun girişini bugün yaptılar. Ama istisna belgesi vereceklerdi bana bugün. Dedi ki oradaki memur işte çok yardımcı oluyor dedim ya o. Burada dedi istersen bekleme dedi. Çünkü bu dedi biraz zaman alıyor dedi. Yani imzalar var dedi, işte müdüre gidecek, müdür yardımcısına gidecek dedi. Şey dedi, istisna belgesi hazır olduğu anda sana dedi bir tane mesaj gelecek dedi.
O dedi mesajdan dedi istersen hatta mesajdan dur dedi. Hani o linke tıklayıp dedi mailinden dedi istisna belgeni çıkartabilirsin dedi. O belgeyle dedi bankaya gidebilirsin. Eğer dedi yapamazsan yani çıkartamazsan dedi yine bize gel ki ben oraya gideceğim. Bize dedi gel ben dedi şey yaparım dedi. Sana hani dedi evrak istisna belgeni veririm. O belgeyle dedi bankaya gidersin. Sonra bankaya gittikten sonra yani IBAN işini onaylatacağım ya bankaya. Tekrar vergi dairesine gidip o IBAN'ı vereceğim vergi dairesine. Gene başladılar. Teşhurda bak adam teşhurda tepemde. Neyse yani senin anlayacağın. Şimdi böyle demek ne kadar da doğru mu bilmiyorum da. Yani vergi vermek için bugün kendimi parçaladım. İnan hani böyle vergimi vereyim vergimi. 2-3 günden beri bu dava sürüyor yani. Neyse inşallah hani tamamını erdiririz de. Yani onu da böyle sırtımdan atmış olurum. Yani 2000 lira da kazandım. Ben mesela sadece geçen ay 2000 lira geçebildim. Kız bir de sabit dün dedim tabii dedim. Diye ki Ayda diye 800 bin liraydı geçen ne diye hani vergiye tabi oluna diye. Ah dedim keşke 800 bin lira kazansam da vergisini versem. Öyle değil mi şimdi? Burada bir tanesine tam 300 bin bak Zonguldak'ta. 300 bin ceza gelmiş. Kız ne kadar kazandığında Allah'ın bereketini artırsın. Ne kadar kazandığında 300 bin lira. Burada da hani Zonguldak'ta kız. 300 bin lira ceza geldi sana. Neyse inşallah biz de o günleri görürüz de bugünden şöyle dönüp arkamıza güle güle geçeriz değil mi inşallah. Bakalım. Neyse cancağızım gerçekten yoruldum. Sabahtan koşura koşura evi temizledim falan ya. Ondan sonra onlara da tepindim. Eve geldim böyle tepindim. Neyse. Şimdi Eycuk belimi doğrultacın ama örgü örmekten de vazgeçme. Yarından tez yok da Leslie'ye başlıyor. Leslie'yi yine yapacağız Allah'ın izniyle. Ama yavaş yavaş. O mesela 20 dakikada yapıyorsa ben onu 1 saate falan çıkarırım. Herhalde öyle bir şey oldu. Yavaş yavaş yapacağım. Neyse canım. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Umarım tatlımı beğenmişsindir. Umarım Zonguldak'ta gezdirdim sen bugün biraz. Orayı da beğenmişsindir. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Benden bugünlük de bu kadar. Yarın inşallah böyle bu saatlerde görüşmek üzere. Benden yana hakkın varsa 1000 kere helal olsun. Hadi hayırlı geceleri, hayırlı günlerin olsun.